İster inan, ister inanma ama ikimiz de aynı gemideyiz. Oğlunu da beni de aynı ateşe attılar. Ya birlikte yanarız, ya birlikte aklanırız. Şimdi 9 kere yutkunup bir nefes al Seher Hanım. Oğlunun avukatıyla danış. İstemez. Senin avukatını istemiyorum. Hata edersin Seher Hanım. Ne sana, ne senin vereceğin avukata güvenim yok benim. Bu da tuzak, biliyorum. Kendini kurtarmak için oğlumu yakacaksın, biliyorum. Sen bizi kolay lokma sandın ama ben de sana yedirecek evlat yok Agah Bey. Agah Bey, çocuğu anlaşma teklif etmişler efendim. Ne oluyor yani? Ne anlaşması, ne demek bu? Senin oğlun babamı satacak demek. Sesine dikkat et. Kabul etmiş mi çocuk? Anne! Oğlum! Anne ben bir şey yapmadım. Oğlum! Anne bana tuzak kurdular, ben bir şey yapmadım. Çocuk anlaşmayı kabul etmemiş. Yani sizi suçlamaya reddetmiş. Civan! Sakın korkma oğlum. Her şey ortaya çıkacak. Kaçırdık. Şoför de işte burada. Her şey ortaya çıkacak Civan. Civan yalnız bırakmayacağız seni. Arkadaşlar Karaçay geliyor. Açıklamanızı yazılı metin olarak vereceğiz Agah Bey. Yorum yapmayın lütfen. Bu gece yaşamak zorunda kaldığım bu soytarılık hangi caminin avlusuna itin marifetiyse şimdi o canına susamış ite sesleniyorum. Adım Agah. Soyumun da adı Karaçay'sa ben bu hainliğin hesabını sorarım. 35 yıllık mazimize, soyumun adına, rahmetli abimin hatırasına kasteden bu şerefsizlerin kumpasını ortaya çıkartmak boynumun borcudur. Bana bu şerefsizliği yapanlar da bunu böyle bilsin. Bana hesap vereceksiniz. Oo, ağzı dert görmesin Agah Bey'in. İyi demiş, az bile demiş. Müştemilattakiler nerede? İyi akşamlar. Hanımefendi, ben bizimkileri aradım. Cevap veren olmadı. Siz mutlaka bir haber almışsınızdır diye. Bahçede kim kaldıysa söyle, müştemilatı boşaltsınlar. Bir açıklaması vardı ama ben hala duyamadım. Anne! Bu sana diyorum. Anne adliyeye gideceksek karşı kaldırıma geçip. Köşke dönüyoruz. Şeniz Hanım, yapmayın. Ben yaşlı başlı, tansiyon hastası bir kadınım. Ne bekliyorsun Nurten? Hemen Şeniz Hanım. Giderken hanımefendiyi de burada bırakma istersen. Yapmayın ne olur. Gece yarısı nereye gideriz biz? Yürü Neriman, yürü. Ne olur yapmayın. Gidecek yerimiz yok bizim. Yürü Neriman, yürü. Yürü Neriman, yürü Neriman. Hiç boşuna tüketme nefesini. Şeniz Hanım ipinizi çekti artık. Hiç mi vicdan yok sizde? Gece vakti. Ben yaşlı bir kadınım. Daha kızlarla anıları ortalıkta yok. Nereye giderim ben Nurten? Ararsın torunlarını. Artık nereye çağırırlarsa oraya gidersin. Daha da benden medet umma. Canıma ottu kadın, ot. Hadi oradan be. Kedi yavrusu mu kışkışlıyorsunuz siz? Neriman kendine gel. Bu evde ne Allah? Bir Allah'ın kulu yok mu bize sahip çıkacak? Senin hanımefendin hiç bir insan yok. Yazık mı acaba kadına? He? Bu evde bir tane insan evladı yok mu? Neriman kendine gel. Allah. Gel buraya. Ben Cemre'nin babaannesiyim. Hani var ya senin hemşiren, hani seni iyileştiren hemşire var ya işte o. Senin yengen olacak kadın var ya. Bizi kovdu, kovdu bizi, kovdu. Kalk şuradan, kalk. Nedim Bey mi yardım edecek sana? Çocuk konuşamıyor, ayol konuşamıyor. Senin kendine hayrın yok Sezem olacak ha. Yürü, yürü. Korkma paşa. Yok bir şey. Korkma sanırım. Korkma. Cemre. Cemre.
teşekkürler. Ben şimdi annemle konuşacağım. Anne, olay çıkartmaya gerek yok. Biz gidelim, sakin sakin konuşalım bence. Avukat yarım saat içinde nöbetçi mahkemeye çıkabiliriz diyor. Anne, sen istiyorsan önce adliyeye git, git. Biz gider Cemre ile hallederiz, konuşuruz. Anne! Cemre. Cemre. Yapmayın diyorum size. Durun. Ben yaşlı başlı. Ne oluyor ya? Ananız yaşında bir kadınım. Ne yapıyor bunlar? Durun diyorum size. Babaanne! Babaanne! Acıma Nurten. Acıma. Sonra sen acınacak duruma düşüyorsun. Bu kaçıncı yahu? Aa, hem her koyun kendi bacağından canım. Bana ne? Bence gecenin bu saatinde biraz sert bir karar oldu. Nerede o kız? Seher, sakın. Sen. Yine sen mi sebep oldun? Sen mi sebep oldun? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Siz ne arıyorsunuz hala burada? Benim oğlumu tutukladılar. Ellerine kelepçe taktılar. Gördün mü? Yine sen mi yaktın benim oğlumun başını? Söyle. Allah rızası için bir kerecik olsun. Doğruyu söyle. Kızımı rahat bırak. Bırak diyorum eşyalarımı. Bırak, dokunma. Bırak diyorum. Bırak. Ayıp mı yaptınız oğlum? Vallahi billahi ayıp. Ya bırak diyorum. Sen anlamıyor musun? Çek ellerini babamdan. Bırak. Bırak. Dur. Ay. Sizin ananız bacınız yok mu be? Elleriniz kırılsın inşallah. Bırak dokunma kolumu. Bırak. İnsanlık yok sizde, insanlık. Ya bırak kolumu sana, bırak kolumu, bırak kolumu. Yalan söyledin, hırsız dedin, sesimi çıkarmadım. Dayak yedi, hastanelik oldu, ameliyat oldu, karşına dikilmedim. Ama bu başka. Nurten, çıkar bunları hemen dışarı, hemen. Seher, böyle olmaz, hadi. Bak, bir şey biliyorsan söyle, lütfen doğruyu söyle. Nurten, hemen dedim. Ben bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Lütfen. Bak, şu kadarcık vicdanım varsa doğruyu söyle. Bir anne olarak sana yalvarıyorum. Yalvarıyorum. Söyle. Bir şey biliyorsan söyle. Söyle. Bilmiyorum. Bu sefer gerçekten hiçbir şey bilmiyorum ben. Peki kim? Kim kurtaracak benim oğlumu? Defolun. Bavullarınız kapının önünde. Hemen şimdi defolup gidin evinden. Kendine dikkat et. Çok dikkat et, olur mu? Nedim Bey. Ne yapıyorsun? Nedim Bey. Gittiler. Gittiler. Açtılar. Hadi. Hadi ben seni odana çıkarayım. Bir güzel dinle. Cemre gelsin. Gitmesin.
Ama beni çok üzüyorsun. Hadi odamıza gidelim paşam, hadi. Nurten dışarı. Ama Nedim Bey... Dışarı. Hemşire gitti diye ağlıyorsun demek. Ne büyük umutlar vermiş sana. Ellerini kullanmaya, konuşmaya başladın. O da iyileşeceğini sandı. Ama bu mümkün değil. Şimdi artık baş başa kaldığımıza göre sana ne olacağını söyleyeyim. Unutacaksın. Eski düzenimize döndüğümüzde hemşireyi hatırlamayacaksın bile. Farkında değilsin ama aslında ben sana iyilik yapıyorum. Hatırlayıp acı çekmeni engelliyorum. Çünkü hatırlamak büyük bir yük. Değiştiremeyeceğin şeyleri hatırlamak büyük bir yük. Nurten! Nedim Bey'i odasına götür, kapısını kilitle. Anahtarlarını da bana getir. Ama...